Erzurum. Geçtiğimiz günlerde gündem olan Erzurum'u çoğu insan duymuştur. Bazıları oyunun ne kadar kötü olduğunu söylerken, bazı insanlar yerli bir oyuna destek verilmesini söylüyor. Ben de oyunu alıp denemeye karar verdim. Dedikleri kadar kötü müydü, yoksa beni güzel bir oyun mu bekliyordu? Erzurum ne diye sorarsanız kabaca özetlemek gerekirse bir hayatta kalma oyunu. Sağda solda bulduğunuz eşyalarla karakterimizi hayatta tutarak etrafı keşfediyoruz. Oyunda serbest mod mevcut. Ancak bu videoda hikaye modundan bahsedeceğim. Oyunu ilk açtığımda karşıma gelen görüntü basitti. İnternetten alınma butonlar kullanılmış. Önerim yapımcının menüyü değiştirmesi yönünde. Herkesin tasarlayabileceği bir menü yerine en azından göze daha hitap eden bir şekilde yapılırsa daha iyi olur. Ana karakterimizin adı Taylan. Tren yolundan çıkmış olan ana karakterimiz, "Macera perest miyim ben?" diyerek köylünün birinden imamın adresini almış. Sığınmak için oraya doğru gidiyoruz. Ancak bizim burada ne işimiz var? Biz kimiz? Herhangi bir şekilde detay yok. Ayrıca oyunda seslendirme olmaması da bir aile beni üzdü. Umarım ilerleyen günlerde oyuna eklenir. Oyunda bazı hatalar mevcut. Örnek vermek gerekirse burada ayının sesi kilitlendi. Oyunun ESC'ye bastığımızda kilitlenmesi gibi başka örnekleri de var. Ancak hepsine tek tek değinmeye kalkarsam, video süresi 1 saati geçer herhalde. Oyunun genel amacı bir yerden bir yere gitmek. Bu olayı zorlaştırmak için su, enerji gibi ihtiyaçlar konulmuş. Yani gideceğiniz yerin yakınında bir ev bulmanız gerekiyor. Evin içinden topladığınız şeylerle karakterinizi hazırlayıp tekrardan yola çıkıyorsunuz. Zıplama animasyonu değiştirilmesini düşündüğüm diğer şeylerden biri. Karakterimiz T şeklinde zıplıyor. Bence hem TPS hem FPS kamera yerine sadece FPS'e odaklanılsaymış ortaya daha iyi bir iş çıkarılabilirmiş. İkisini birden geliştirmenin oldukça zor olacağını düşünüyorum. Herhangi bir binaya yaklaştığımızda ise bağlama çalıyor. Sadece bir bina gördüğümüzde değil de tehlikede olmadığımız kısımlarda da bir müzik çalsaydı daha iyi olurdu. İmamın evine gittiğimizde not buluyoruz. Bir meteor yağmuru olmuş, tüm insanları tahliye etmişler. İmam da kuleye sığınmaya gitmiş. Kuleye gittiğimizde imamı ölü olarak buluyoruz. Üzerinde de bir not var. Beni göm, yardım lazımsa şuraya git. Notunu okuduktan sonra imamı gömüp dua ederek yolumuza devam ediyoruz. Hedefimize vardığımızda oradaki adam bizi başka bir yere yönlendiriyor ve böyle uzayıp gidiyor. En sonunda ise radyo istasyonuna vardığımızda radyodaki adam bize tünelden çıkabileceğimizi söylüyor. Tünele gittiğimizde devam edecek yazısıyla oyun bitiyor. Bir yere gitmek için oyunun zamanlamasını iyi ayarlamanız gerekiyor tabi. Zamanı tam ayarlayamazsanız soğuktan veya hayvan saldırısıyla ölme riskiniz artıyor. Sol üst köşeden saati görmek mümkün. Ancak direkt yazı yazmak yerine daha detaylandırılabilirmiş. Örneğin oyun içinde kolumuza bakarak saati öğrenebilirdik. Oyunda ilerlediğimizde kendimizi savunmak için bir silahımız da oluyor. Ama silah animasyonları açıkçası hoşuma gitmedi. FPS kamerada yürürken nişan almak oldukça zor. Herhangi bir şekilde silahtan bir kurşun efekti çıkmadığı için neyi vurduğunuzu anlamıyorsunuz. Aynı şey hayvanlarda da geçerli. Herhangi bir şekilde kan efekti, vurulma tepkisi yok. Umarım animasyonlar ve efektler ileride gelişir. Şahsen bu haliyle pek zevk alamadım. Bir diğer beğenmediğim husus ise oyunda araçlar olması, ancak onları kullanamamamız. Oyun içinde bir araç gördüğümde "Oh be, araba buldum" dediğimi hatırlıyorum. Ancak kullanılabilir olmaması beni bir aile üzmüştü. Son söz. Erzurum şu anda benim için bitmemiş bir oyun gibi. Potansiyeli var ancak henüz açığa çıkaramamış. Önerim oyuncuyu bir yerden bir yere götürüp oyunda tutmaya çalışmak yerine daha değişik, eğlenceli şeyler eklenmesi. Odun kesmek, inşa etmek gibi. Seyahat ederken hızlanmamız için kızak eklenebilir. Hayvan evcilleştirme olabilir. O kısmı yapımcının yaratıcılığına bırakıyorum. Umarım oyunu geliştirmeyi bırakmayıp daha eğlenceli, güzel şeyleri oyuna ekler. Belki gelecekte oyuna bir daha bakarım ne kadar ilerlemiş diye. O zamana kadar verdiğim puan ise... Peki siz Erzurum hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz bir oyun muydu? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.